grup toplantılarında bu meclisteki milletvekillerinin klibini yapıp hedef gösteren bir cumhurbaşkanı var. Bu kadar ki bir siyasi partiyle bağlı. Gelelim başkomutanlık meselesine. Eğer Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başkomutanı olabilseydi, onun karşısında kendini bilmez bir meczup, ahlaksız, tarihini bilmez bir adam ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiğinde bir tepki verirdi. Eğer Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede başkomutan olabilseydi İsmet Paşa'ya iftira atmazdı. O yüzden o sıfatı da taşıyamıyor kendisi. İkinci bir durum. Ya işte bu ülkenin spor bakanına bak. İkinci bir durum. Gençlik ve spor bakanına bak. Konuşma lan diyor. İşte. Neyse. Şimdi. Görüyoruz ki. Susturacak mısınız? Şu beyefendi. Ya bu nedir ya? Hadi oradan. Bir sefer ben ne söyleyeceğime dikkat ediyorum. Ama bu ülkede ne söylediğine dikkat etmeyen bir cumhurbaşkanı var. İnsanlara iftira atan bir cumhurbaşkanı var. Ayrıştıran bir cumhurbaşkanı var. Gençleri, işçiyi, köylüyü, sanatçıyı suçlayan bir cumhurbaşkanı var. Tabii o yüzden diyorum ki başkomutan olmaz. Niye zorunuza gidiyor? Görmüyor musunuz bu adamın halini? Görmüyor musunuz? Sayın milletvekilleri. Bir genel başkana. Hatibin ne söylediğini anlamıyorum. Bir genel başkana. Daha fazlası olsaydı diyecek kadar küçük düşen bir cumhurbaşkanı var. Ben haddini biliyorum. Haddini bilecek birisi varsa AKP grubu ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın milletvekilleri.